Efendim, Tarihi Ahval, Ahvali Tarihin 2. sezon ilk bölümüne hoş geldiniz. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden gerçekleştiriyoruz her zamanki gibi. Yeni sezonda da dop dolu bölümlerle karşınızdayız. İlk bölüm de diğerlerine göre biraz daha içerik açısından zengin. İşin içinde cinsellik var, işin içinde şehvet var, ihtiras var, siyasi mücadele var. Tarihçi dostum Ümit Kurt'la konuşmaya devam edeceğiz. İlk sezon sonrasında sizlerden çok olumlu geri bildirimler Evet. aldık. Tabii ki eleştiriler, Evet. öneriler de Tabii. vardı. Nasıl geçti ilk sezon Ümit? İkinci bölümden, ikinci sezondan neler bekliyoruz? Valla ilk sezon aslında hem hızlı geçti hem biraz da demlenerek de geçti. Ben de çektikten sonra izledim. Canlı çekmiyoruz bildiğin gibi. Önemli meselelere temas etmişiz. Belki biraz zaman hususunda izleyicilerimiz bir noktadan sonra sıkmış olabiliriz ama biz de deniyoruz. Biz de yeni tecrübe ediyoruz. Bizim için de iyi bir tecrübe oldu. Güzel geri bildirimler aldık. Hani belki bu sezon 6 program yapacağız. Biraz tarihi ahvali tarihte daha da zihinlerde oturmaya başlayacak. Biraz daha süreyi azaltmaya çalışacağız. Daha az konuşmaya çalışacağız. Sıkmamak için sizi. Bilmiyorum ben nasıl başaracağım onu, ondan da emin değilim. Ama konularımız renkli. Senin de söylediğin gibi. Hayatın ve dolayısıyla da tarihin kendisine ilişkin birçok problematiği eğlenceli, üzücü, tıpkı hayat gibi ele almaya çalışacağız. Hikaye anlatır gibi anlatmaya çalışacağız. Edebiyattan besleneceğiz. Sinemadan besleneceğiz. Onun dışında yani seninle tekrar program yapmak da çok güzel, çok zevkli. Sen olmasan ben burada konuşamam zaten. Mümkün değil Estağfurullah, yani. estağfurullah. Yani biz kamera karşısında aslında iki kişi gibi görünüyor olabiliriz ama üç kişiyiz aslında. Onu Evet. da söylemek lazım. Evet. Yani yapımda ve yayında emeği geçen sevgili dostumuz Mustafa Ünlü'ye, sevgili dostumuz Mustafa Ünlü'ye ve sevgili dostumuz Mustafa Ünlü'ye teşekkür etmemiz lazım. Kesinlikle. Çünkü bir yandan yayınımızı yönetiyor, bir yandan görüntülerimizi kaydediyor, bir yandan kurgumuzu En yapıyor. önemlisi bizi dinliyor sonuna kadar. İlk Evet. dinleyicimiz hep Mustafa abi oluyor. Evet. Çok teşekkür ederiz Sağ kendisine. olsun. Sabrı için, emeği için tabii ki de. Var olsun. Dediğim gibi böyle dop dolu bir konu. Evet, başlayalım İşin abi. içinde cinsellik var. İşin içinde böyle neredeyse gangbangler, orjiler vesaireler var. Osmanlı döneminde geçiyor. Adapazarı'nda geçiyor. Kaymakam Hüseyin Sırrı Bey'in hikayesiyle Hure Hanım'ın hikayesi. Evet. Hamamda başlıyor hikaye. Biz de hamamda başlayalım istersen. Hamam deyince aklıma Tosun Paşa filmi geliyor. Evet. Neyse biraz mevzu ciddi. Biz de ciddi ciddi mevzulardan bahsedeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Ya bu hikaye enteresan bir hikaye. Çıkış noktasını ben sana anlatayım. Aslında daha önce hasbihal ettiğimiz bir mevzuydu seninle de. Ben arşivlerde çalışıyorken başka bir konuyla ilgili arşivler şöyledir. Yani bir başlık girersin ya da bir isim girersin ve kataloglarda onlar ne ararsan çıkar arama motoru gibi. Alakasız bir mevzuyla ilgili çalışırken bir anda işte bir Ermeni millet hamamında tarihine de bakayım yanılmamak için işte Mart 1911'de Adapazarı'nda bir Ermeni millet hamamında iki Ermeni ve üç Rum erkek bir Müslüman kadınla fuhuş yapar. Fiili şeni yaparken yakalandılar. O arşivlerin o dönemin diliyle ifade edersek. Ben de bu çok ilgimi çekti. Çünkü disiplin yani tarihçiyim ama tarih disiplinde genelde yaklaşımım hep mikro ölçekte olduğu için yani büyük meseleleri, büyük anlatıları ve büyük hikayelere sığınmaktan ziyade bunların daha nüanslı anlatımlarını ve daha nüanslı yansımalarını daha yerel ve mikro ölçekte okumaya çalışan bir kavrayışa sahibim. Formasyon olarak da böyle. Dolayısıyla bu tür tikel, mikro ölçekli meseleler Osmanlı İmparatorluğu'nun hem de o dönemde yani 1911 gibi kritik bir dönemde Balkan Harbi'nden bir sene önce işte Trablusgarp Harbi'nden yine 6-7 ay önce bir mesele. Dolayısıyla kritik meseleleri anlamak adına bu tür mikro ölçekli hadiselerin anlamlı olduğunu, önemli ipuçları verdiğini düşünürüm ki bu olay da zaten öyle. Az sonra konuşacağız, billurlaştıracağız meseleyi. Dolayısıyla merak ettim ve istedim yani bu dosyayı. Dosyanın içinden
50 küsür tane belge çıktı abi. 28 kişinin ifadesi alınmış. Meseleye girelim istersen. Meseleye girelim. Meseleye aha. girmeden şunu da söyleyelim. İlk sezonda da benzer bir yaklaşımla hareket ettik. Hı hı. Bu sezonki programlarımız için de aslında benzer bir yaklaşımı benimsiyoruz. Aynen. Ben tarihçi değilim aslında ama akademik alanlarımız, akademik meraklarımız seninle işte o mikro ölçek üzerinde evet. biraz kesişiyor. Ben sosyoloji üzerinden biraz daha mikro çalışmalar yapıyorum. Sen tarih üzerinden biraz mikro çalışmalar yapıyorsun ama bu tabii bize hem dönemin ruhu açısından evet. hem de ikimizin de sevdiği bu zihniyetler tarihi noktasında baktığımızda bugünkü Türkiye'nin serencamı açısından epeyce bilgi veriyor. Burada da aslında benzer bir şeyi görüyor olacağız. Bir arada yaşama dinamiklerinin evet. o dönemki Osmanlı toplumunda ve bu dönemki Türkiye toplumunda nasıl farklılaştığını da görüyor olacağız bu hikaye özelinde. Kesinlikle. Ve diğer bölümlerdeki konularımızda da. Yani onu da bu şekilde söyleyelim evet. ki evet. böyle biraz daha çerçeveyi, perspektifi dinleyicilerimiz, evet. izleyicilerimiz için netleştirmiş olalım. Ne oluyor Adapazarı'nda? Adapazarı niye önemli? Tabii ki İstanbul'a yakınlığı vesaire açısından imparatorluğun ya da devletin o dönemki işte çöküş yılları bir hareketlilik var. Bir yandan da o bahsettiğim bir arada yaşama dinamikleri açısından bu cemaat, cemiyet toplumu yaklaşımı, Gemeinschaft, Gesellschaft evet, yaklaşımı güzel. Açısından bize epeyce bilgi veriyor. Ama biz hadiseyle başlayalım, oralara geleceğiz. Evet. Yani akış olarak şöyle takip. Önce hadiseyi anlamaya çalışacağız. Daha sonra hadisenin Osmanlı o dönem yani geç dönem Osmanlı tarihi açısından bize verdiği ipuçları nelerdir? Biraz onun üzerinde duracağız. Güncele de belki yansımalarını yine masaya yatırırız. Şimdi 150'ler listesine dahil olup Türkiye'yi terk etmek zorunda bırakılan meşhur Türk romancısı Refik Halit Karay. Memleket hikayeleri çok severim. Döne döne okurum her zaman da o hikayelerinden oluşan o seçkiyi. 1920 yılında yayınlıyor bildiğin gibi bu memleket hikayelerini. Orada Yatık Emine başlıklı uzun bir hikaye var. Yani Yatık Emine fahişelik yaparak geçimini sağlayan bir kadın. Aynı Yatık Emine hikayesindeki gibi olay Nisan 1909'da biliyorsun 30 bin Murat vakası evet. ve sonrasında meşrutiyet rejimi ciddi bir kriz yaşıyor. Bir rejim krizi geçiyor ve bunu atlatıyor. Ankara'da yaşam ve geçimini fahişelik yaparak sağlayan Yatık Emine kendisi yüzünden şehirde çeşitli haberler, hadiseler çıktığı için vali tarafından 2 saat uzaklıkta bir ilçeye, başka bir yere gönderiliyor. Buraya gönderildiği zaman da tabii ahali karşı çıkıyor. Geçimini fahişelik yaparak kazanan bir kadın olduğu için kötü gözle bakıyorlar. Oradaki ahlaki normlar, empoze edilen bir takım ahlaki idealizasyonlar falan filan derken günün sonunda Yatık Emine açlıktan derbeder bir şekilde harabe bir yerde ölüyor. Yatık Emine'nin hikayesine paralel bir hikaye de Adapazarı'nda gerçekleşiyor. Ve 2 sene sonra olan bir hadise. Baktığımız zaman aslında dönemler paralel gidiyor. O anlamda da önemli. Ama Yatık Emine'nin hikayesinden farklı sonuçlanan mevzular var tabii Adapazarı'ndaki olayda. Hem de çok ciddi anlamda farklı sonuçlanıyor. Farklı sonuçlar var. Adapazarı sen de coğrafi olarak payitahta çok yakın. Önemli ekonomik gelişmeler göstermiş bir İzmit vilayetine bağlı bir ne diyelim... Kaza diyelim. Adapazarı kazası. 1856, 50, 53, 53-56 Kırım Harbi, sonrasında 77-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve akabinde Balkan Harbi ile birlikte göçler artıyor. En azından o iki dönem Balkanlardan ve Kafkaslardan önemli ölçüde Boşnak ve Çerkes ve Kafkas muhacirleri akın etmiş Adapazarı'na ve bunlar artık oraya yerleşmişler, yerleşik halk olmuşlar. Boşnak nüfusu önemli ölçüde fazla. Aynı zamanda gayrimüslim nüfusta oturmuş bir nüfus. Ermenisi, Rumu ve az sayıda da olsa bir Yahudi nüfusuyla. 19. yüzyılın sonlarında Adapazarı ciddi ekonomi gelişim göstermiş.
toplumlar ve cemaatler arasındaki iletişim kanallarının açık olduğu, bunlar ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bilhassa böyle bir coğrafya. Aslında çok etnili, çok kültürlü ve çok dinli bir coğrafya bu anlamda. Ne oluyor? Burada 1 Mart 1911'de, pardon 25 Şubat 1911'de, 25 Şubat 1911'de bir akşam Adapazarı'nda bir Ermeni'ye ait olan, yani Ermeni millet hamamı olarak tabir edilen bir hamamda 3 Rum, 2 de Ermeni erkek, Müslüman ve boşnak ve fahişe. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hayatını fuhuş yaparak, geçimini fuhuş yaparak kazanan bir kadın bu. Ankaralı Hure. Aslında Zehra Hatun. Ama namı diğer Hure. Köfte horuyla birlikte, yani pezevengiyle birlikte bu hamamda bu 5 kişiyle fiili şeni yani yaparken yakalanıyor. Yani cinsel ilişki sırasında yakalanıyorlar ve bunlar derdest ediliyorlar. Derdest edildikten sonra bunları polisler ya da işte zabitler kimse o zaman karakola götürüyorlar. Bunlar bir gece karakolda yatıyorlar. Ondan sonra hakim karşısına çıkartılıyorlar. Hakim bunların ahlaka mugayir bir eylemde bulunduklarından dolayı bunları güzelce bir azarlıyor, tenvir ediyor ve ondan sonra serbest bırakıyor. Çünkü Müslüman bir kadının fuhuş yapmasıyla ilgili, Müslüman bir kadının fahişeliğiyle ilgili bir mevzuat yok. Bir kanun hükmü yok, bir madde yok. Dolayısıyla hani bu Galata ve Beyoğlu'ndaki genel evlerindeki Müslüman olmayan ama resmi olarak yani vesikalı olarak diyelim modern tabirle fuhuş yapan kadınlardan farklı bir durum söz konusu. Çünkü Müslüman kadınların fuhuş değil de zina yapma gibi bir durumu var. Örfi hukuk kuralları, şer'i hukuk kurallarının geçerli olduğu durumlar bunlar. Bu detaylara çok girmek istemiyorum. Bunlar serbest bırakılıyorlar. Kadını da 1-2 gün ondan sonra şehir dışına çıkmasını istiyorlar. Şöyle bir şey oluyor. Bu kişiler serbest bırakıldıktan sonra ahali arasında serbest bir şekilde geziyorlar, tozuyorlar, hiçbir sorun çıkmıyor. Ancak dönemin Adapazarı mutasarrıfı Hüseyin Sırrı Bey bu durumdan çok rahatsız oluyor. Bu durumdan çok rahatsız oluyor ve şöyle işlere kalkışıyor. Ne yapıyor? Ahaliye diyor ki bunların serbest, önce şunu yapıyor. Önce İzmit mutasarrıflığına, oradaki instinktak dairesi yani sorgu dairesine bakın yani bu fuhuş yapan bu kişilerin ve bu kadının hapse girmesi gerekiyor. Yargılanmaları gerekiyor. Dışarı çıkarılmamaları, bırakılmamaları gerekiyor diyor. Sorgu dairesi bunun yine basit bir ahlaka mugayir bir eylemden mütevellit olduğunu söyleyip yapabileceğimiz hiçbir şey yok, mevzuat yok, bir şey yok deyip hakimin kararı onaylanıyor. Yeni bir mahkeme ya da dava görülmüyor. Bunun üzerine Sırrı Bey bu durumdan çok rahatsız oluyor. Ve ahaliyi fişteklemeye başlıyor. Ahalinin de, ahaliden kastım daha çok aslında Müslüman kahvelerdeki eşraf ve kazanın ileri gelenlerinden bahsediyorum. Bunların içinde gayrimüslimler de var. Sadece Müslümanlar yok. Bu kişiler, bu kişilerin derdi şu. Bu kişilerin derdi bu kadın bu kazadan gitsin. Fuhuş yapan erkeklerle ilgili bir problem yok. Aslında bütün hikaye bir kadın bedeni üzerinden dönüyor bu anlamda. Bunu da belirtmek gerekiyor. İşte tam o noktada aslında müdahale etmek istedim ama sözünü bitirmeni bekledim. Yani detaylara çok girmek istemiyorum dediğin nokta epeyce bir bize o dönemin toplumsal yaşantısı, siyasi bakış açısı üzerinden de evet, bilgi veriyor. Epeyce bir vatandaşlık tırnak içinde dinamikleri açısından da bilgi veriyor. Bir yandan da biz burada Hüseyin Sırrı Bey'in kahvelerdeki erkekleri örgütleme, kahvelerdeki erkeklere tırnak içinde gene propaganda yapma biçimi üzerinden de bir siyaset veya siyaset yapış biçimi okuması da yapabiliyoruz sanki. Kesinlikle. Yani aslında söylediğin burada çok kilit kavramlar kullanıyorsun. Propaganda, siyaset yapma. Bunlar çok aslında o dönem yani işte Tanzimat ve Islahat'la birlikte batılılaşmaya başlayan, modernizasyona başlayan yani askeri olarak da başlasa ilk 3. Selim'den beri Osmanlı'da toplumsal bir takım yani batıya özgü siyaset yapma ve eyleme biçimlerinin de toplumsal olarak nasıl nüfuz ettiğini gösteren de aslında hikayeler bunlar. Şimdi hadise şöyle gerçekleşiyor.
Sırrı Bey istediğine ulaşamıyor. Önce aslında bir idari, bir yasal bir yol izliyor ama istediğine ulaşamıyor. Bu kapı kapanınca halka inmeye çalışıyor. Ne yapıyor? Bir tane adamı var. Mülazım Hayrullah Efendi diye bir adam. Bu adamına diyor ki sen şu Müslümanların olduğu cuma namazından sonra kahvelere git. Orada de ki böyle böyle bir hadise yaşanıyor. Hristiyanlara ait hamamlarda Müslüman kadınlara tecavüz ediliyor. Sizde hiç İslam kanı yok mu? Siz boynuzlu musunuz? Kaymakam gece gündüz 3 gündür uyumadı, ağzına lokma koymadı, işte mide ağrıları geçiriyor. Siz burada şey gibi duruyorsunuz, boynuzlu gibi duruyorsunuz diye bir diyor bunları bir gazla. Bunları diyor bir böyle bir galeyana getir. Mülazım Hayrullah Efendi kahvehanelere gidiyor. Ahali diyor ki kardeşim biz zaten bu kadından şikayetçiyiz. Daha önce defaatle kadının Adapazarı'na en yakın olan Düzce ya da Bolu o tarafa sürülmesi için daha önce dilekçeler verilmiş defaatle bu hem Müslüman hem de gayrimüslim halk tarafından. Çünkü onlar diyor ki bizim gençlerimizi herkesi zehirliyor bu kadın. Ve şöyle şeyler dönüyor mesela. Biz zaten bu tecavüzlerden, bu tür ahlaksızlıklardan kaçıp sığındık buraya. Yani aslında Kafkaslar'da ve Balkanlar'da kendilerinin başlarına gelen tecavüzlerden bahsediyorlar. Böyle tarihsel paralellikler de kuruyorlar. Dolayısıyla aslında bütün dert tasa Hure'nin yani Zehra Hatun'un Adapazarı'ndan gönderilmesi. Şimdi şöyle şeyler var Mert'ciğim. Bu kadını gönderebilir, yani bu kadın derken pejoratif anlamda kullanmıyorum bunu. Gönderilebilir 2 gün için, 3 gün için ama tekrar geri dönme hakkı var. Çünkü İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra, Jöntürk devriminden sonra Abdülhamit dönemindeki seyahat yasakları kalkıyor. Dolayısıyla Hure içinde bir fahişelik statüsü olmadığı için normal bir vatandaş gibi istediği yere gidip çıkabilir bu kadın. Dolayısıyla bütün dert bu kadının oradan defedilmesi. İnsanlar, kahvehanedeki insanlar o galeyan karşısında şunu söylüyorlar. Devletin hukuku var, düzeni var, polisi var, jandarması var, hakimi var, hükümet var. Onlar bu işin çaresine bakar. Biz onlara güveniyoruz. Biz kendi başımıza yani böyle bir dilekçe yazmayız. Bizim yazacağımız dilekçe bu kadının buradan sürülmesi, gönderilmesi olur. Bu dilekçeyi yazıyorlar mı? Yazıyorlar. Sırrı Bey'in bu planı da tutmuyor. Dilekçe yazıldıktan sonra Sırrı Bey'e geliyor. Sırrı Bey dilekçeyi işleme koymuyor. Daha sonra dilekçe üzerinde bir tahrifat yapıyor. Bu kısım önemli. Şimdi tekrar altını çizelim. Bu dilekçede neyi ifade ediyor oradaki yerel ahali, halk? Yerel halk, bunların kimlerden müteşekkil olduğunu da söyleyelim. Bu yerel halktan kastım aslında oranın ileri gelenleri. Eşraftan, ayandan kişiler bunlar. İçlerinde meslek erbabı, meslek sahibi olanlar da var. Doktor olsun, avukat olsun, tüccar, ticaretten bir takım kişiler. Şehrin ileri gelenleri aslında bunlar. Aslında gentry dediğimiz kesim. Bunların istediği şu, biz gençlerimizin, Müslüman ve gayrimüslim gençlerimizin ahlakını, bedenini ve ruhunu zehirleyen bu kadının buradan gönderilmesini istiyoruz diyorlar. Peki, Hüseyin Bey bunu niye işleme koymuyor, bu dilekçeyi niye işleme koymuyor? Hüseyin Bey'in bu dilekçeyi işleme koymamasının çok çeşitli sebepleri var. Öncelikle nasıl tahrif ettiğini söyleyeyim. Hüseyin Sırrı Bey bunun üzerine dilekçede şöyle bir tahrifat yapıyor. 2 Ermeni, 3 Rum, 1 Ermeni millet hamamında Müslüman bir kadına tecavüz ederken yakalandılar. Eğer biz bu kişileri mahkemeyle hapset koymazsak Adapazarı'nda Nisan 1909'da Adana'dakine benzer hadiseler çıkabilir diyor. Burası çok önemli. Evet. Bir, Hure Hatun'un aslında bir seks işçisi olduğunu çıkartıyor, bravo, göz ardı ediyor. Evet. İkincisi bunu bir tecavüz gibi gösteriyor. Evet. Üçüncüsü de bunu yakın dönemde yaşanmış ve duygusal etkisi olan, ciddi anlamda hafızalarda siyasi, hala bir hayli taze olan, tabii toplumsal hafızada da yeri olan başka bir olaya denk gösteriyor, eş gösterebiliyor. Veya o şekilde bir etkisi olabileceği üzerinden bir duygusal manipülasyon yapıyor. Kesinlikle. Duygusal manipülasyon çok güzel bir ifade oldu. Aslında hem o dönem İstanbul'daki İttihat ve Terakki hükümeti ve iktidarı, tam mutlak iktidar olmasa da hükümeti diyelim. Sadrazam İbrahim Paşa var o dönem hükümette. Ama İttihat ve Terakki meclis içinde
güçlü ancak ciddi bir muhalefet de var. Onun dışında İttihat ve Terakki'nin kendi içinde de ayrışmalar var. İşte Selanik ayağı, Makedonya, işte İstanbul ayağı ve bir de tabii ciddi bir Arnavut ekibi var biliyorsun İttihat ve Terakki'nin içinde. Burada bir ciddi iktidar çatışması dönüyor. Bir taraftan da İttihat ve Terakki bununla uğraşıyor. 30 Murat vakasını bastırdıktan sonra. Ciddi bir İstanbul'da siyasi aslında bir karmaşa da var ve çekişme de var. Şimdi Adana meselesi şöyle, Adana olayı, Adana katliamlarına burada girmiyor. O ayrı bir fasılda belki konuşuruz. Ancak aslında Sırrı Bey hatırlanılması istenmeyen, en korkulan şeyi hatırlatarak, gündeme getirerek bir anlamda hem iktidarın gözünü kulağını Adapazarı'na dikkat çekmesine hem de bu kişilerin o anlamda gerçekten hapse girmesi için böyle bir şey ortaya atıyor. Aslında İttihat ve Terakki'nin hiç istemediği, gerçekleşmesini, vuku bulmasını bir daha istemediği bir olayı gündeme getirerek dikkatleri o yöne çekmeye çalışıyor. Tabii bir de orada bu türden bir olayı önlemeye çalışan bir devlet adamı portresi de çizmeye çalışıyor. Bu anlamda kendi bürokratik istikbalini de düşünüyor. Peki bunları niye yapıyor? Oraya da geleceğiz ama sen girmeyelim dedin de gene de burada ben içerik açısından önemli olduğunu düşünüyorum. En azından kısaca değinebilirsen Adana'da ne olduğuna. Hı-hı. Bu çünkü bir paralellik var orada, bir benzerlik, hı-hı, var ve işte söylüyoruz aslında oradaki hadiselerin yaşanmasını istemediğini, hı-hı, aslında iddia ederek diyelim, evet, yani ya da o şekilde davranarak bu olay üzerine bakıyor. Ne olmuştu Adana'da? Adana'da 1909 Nisan'ında, 14 Nisan 1909'da aslında tam 13-14 Nisan 30 Mart vakasının İstanbul'da patladığı gün Adana'da Ermeniler ve Müslümanlar arasında bir takım çatışmalar ve yaşanıyor ve Ermenilere yönelik bir takım saldırılar gerçekleşiyor ve pogroma dönüşüyor bu saldırılar. Evet. Adana'daki benzerlik şöyle bir benzerlik de Adapazarı'yla. Etnik olarak yapısına baktığın zaman o dönem Adana'da Adapazarı'na benziyor. Hı hı. Çünkü bir şey gibi oraya giden mevsimlik işçiler var, Çerkez nüfusu var, Kafkaslar, yine göçmenler var, Ermeniler var, Araplar var. Etnisite ve açısından Adapazarı'na o anlamda benziyor. Karmaşık bir yer. Yahudi nüfusu da var yine az sayıda da olsa. Bir melting pot gibi aslında. Evet. Orada meşrutiyetin ilanından sonra Ermenilerin hem ekonomik ve özellikle ticari alanda ve kültürel alanda ciddi bir ilerlemesi söz konusu. Ve bunun Ermenilerin ekonomik alandaki gösterdiği bu başarılar tabii siyasi bir takım temsiliyet ve şeyi de doğuruyor onlar açısından. Ona tahvil edilebilecek şeyler. Ve burada bir takım Ermenilerin orada siyasi bir takım eylemleri var. Örneğin ritüel ve dini bir takım günlerde, bayramlarda bir takım festivaller ve şeyler düzenliyorlar. Ve orada Muşek isimli bir din adamı orada. Ermeni bağımsızlığı, yani eski Ermeni tarihinden kalma bir takım hikayeler, menkıbelere dayalı bir işte bağımsızlık şeyi, günü gibi bir şey düzenliyor. Gösterisi gibi bir şey yapıyor. Bu tabii oradaki Müslümanları galeyana getiriyor. Ama esas mesele tabii İstanbul'daki İttihat ve Terakki'ye yönelik başlatılan irticai dediğimiz bir takım faaliyetler, gerici bir takım hadiseler, ama bu da karmaşık hikaye. Çünkü işin içinde Prens Sabahattin Ekim var, Abdülhamit var, Volkan Gazetesi var. Ciddi siyasi ayrışmaların ve kutuplaşmaların olduğu bu dönem. Ama bunun yansımalarını Adana'da da görüyoruz. Yani İstanbul'daki bu siyasi karışıklık ve istikrarsızlıktan mütevellit Adana'da da Müslümanlar başını bir takım İtidal Gazetesi sahibi özellikle, o da İttihat ve Terakki mensubu mesela, onun başını çektiği bir grup Ermeni mahallelerine saldırılar düzenliyor. Ve bu çatışmalar ve bu saldırılar sonucunda 20 bine yakın Ermeni katlediliyor orada. Dolayısıyla burada aslında Mutasarrıf Hüseyin Sırrı Bey, yani Kaymakam Hüseyin Sırrı Bey şunu söylemeye çalışıyor merkezi yönetime. Burada tabii bunu çarpıtarak yapıyor. Yani burada Ermeniler ve Rumlar bir Müslüman kadına tecavüz ettikleri için, hı hı, Müslümanlar tarafından Ermeniler ve Rumlara karşı bir şiddet hadisesi, bir, evet, pogrom yaşanabilir. Evet. Evet. Dolayısıyla bunun önüne geçmemiz lazım diyor oluyor. Evet. Buna itirazı en başta oranın yerleşik Müslüman ve gayrimüslim halkı karşı çıkıyor. Nasıl oluyor? Bu dilekçeden haberdar oluyor bir insan. Bir bakıyorlar, ulan bizim yazdığımız dilekçe bu değildi.
Bunun üzerine hem ilk dilekçede imzası olanlar hem de birkaç kişi daha, 28 kişiden mütevellit bir şehrin ileri gelenleri Sırrı Bey'i hem Meclis-i Mebusan Riyaseti Celilesi'ne, tam adını söyleyeyim, hem de Dahiliye Nezaretine, yani İçişleri Bakanlığı'na şikayet ediyorlar. Bu adam gayri meşrutiyet perver bir kaymakamdır. Bir devlet adamıdır. Burada Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında bizim diyorlar istiklal döneminde, yani Abdülhamit döneminde bile bizim aramız iyiydi. Bizim ilişkilerimiz gayet hüsnü, birbirimizden arasında bir problem yoktu. Dolayısıyla burada ortalığı karıştırmaya çalışan, bizi galeyana getirmeye çalışan, provokasyon yapmaya çalışan ve anayasal düzenin dışına çıkmaya çalışan bir devlet, bir görevli var, bir memur var. Bununla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz diyor. İkinci bir şey şu, Sırrı Bey'in yediği orada başka herzeleler de var. Aslında bu kişiler bu fuhuş hadisesini onlar da aslında kullanarak Sırrı Bey ile bir çeşit siyasi hesaplaşmaya da giriyorlar. Nedir bu Sırrı Bey'in diğer onlar nezdinden illegal faaliyetleri? İşte anlatılanlara göre, onların kendi ifadelerine göre bazı kişilerden ihale almadan onların işlerini yapmaması, hükümetle ilgili, yerel hükümetle ilgili idari işleri geciktirmesi, bir takım orman arazileriyle ilgili ihaleleri hakkıyla ve hukuka uygun yapmaması ve bunun yüzünden hazineyi zarara uğratması ve bütün bunların ortaya çıkması. Buradaki argüman şu, aslında Sırrı Bey bir kaymakam olarak, İttihat ve Terakki ile aynı zamanda bir kaymakam olarak görevini kötüye kullanmış. Bunlar da ortaya çıkmış. Kendi bürokratik istikbaline zarar gelmemesi için aslında bu fuhuş hadisesini o da kullanıyor. Yani kendi açıklarını kapatmak için bir anlamda işin içine bu hadiseyi böyle saçaklandırarak, Adana katliamlarını da işin içine sokarak aslında diğer kendi devlet memuriyetine uygun olan, uygun olmayan eylemlerini üstünü kapatmaya çalışıyor. Bu kişiler buraya, bu 28 kişi kazaya bir müfettiş gönderilmesini istiyor. Meclis ve Dahiliye Nezareti konuyu ciddiyetle yaklaşıyor ve kazaya olaydan 2 hafta sonra bir müfettiş geliyor ve o dilekçenin altında imzası olan 28 kişiyle mülakat yapıyor. Yani o zaman şunu mu görüyoruz o dönemde? Cumhuriyetin kurulmasından yıllar önce bir anayasanın ve hukukun üstünlüğüne güven duyan halk, bir devlet görevlisini bir üst makama, evet, şikayet ediyor. Bu dilekçe, bu şikayet dikkate alınıyor. Evet. Ve bunun üzerine bir işlem başlatılıyor, bir, evet, soruşturma başlatılıyor. Evet. Ve bunu anayasal, meşruti düzeni, anayasal monarşi ya da o düzeni korumak adına yaptıklarını, onu muhafaza etmek adına yaptıklarını ya da en azından o düzene halel getiren bir devlet görevlisine karşı bunu yaptıklarını söylüyorlar. Yani dolayısıyla bir tarafta meşrutiyetperver bir halk, Müslim gayrimüslim, bir tarafta da gayrimeşrutiyetperver onların gözünde bir devlet görevlisi. O devlet görevlisi kim? Meşruti rejimin kendisini getiren siyasi yapının bir parçası. Dolayısıyla aslında baktığın zaman bu bir siyasi hesaplaşma. Yani fuhuş hadisesi üzerinden bir siyasi hesaplaşma. Aynı zamanda oradaki o ahalinin gösterdiği ciddi bir sivil direniş söz konusu. Hı hı. Sivil itaatsizlik söz konusu. Ve siyasi iradenin, o insanların siyasi temsiliyet, siyasi katılım ve siyasi irade kullanmaları söz konusu. Bu tabii meşruti rejimin, yani Jön Türk devriminin getirdiği yeni bir şey, bu özgürlük ortamı göreceli de olsa. Ancak bize şeyi gösteriyor bu. Yani meşrutiyetten sonra Osmanlı'da bu devlet toplum ilişkileri, meşrutiyetin nasıl yansımalarının nasıl olduğu bu vilayetlere, kazalara ve bölgelere göre değişiyor. Dolayısıyla böyle toptancı yaklaşımlar yerine daha nüanslı, daha böyle mikro ölçekli bakarak hadiseye yaklaşmakta fayda var. Tabii burada yani şeyi düşünmemek lazım. Bütün Anadolu coğrafyasında, tabii bunun ki, hakim olduğu, böyle bir arada yaşama kültürünün olduğu, evet, böyle bir
anayasaya, hukukun üstünlüğüne saygı olduğu ile ilgili bir çıkarım yapmıyoruz. Bu Adapazarı özelinde yaptığımız bir yorum. Evet. Önemli noktalardan bir tanesi de şu. Bu 28 kişiyle yapılan mülakatlarda yani fuhuş yaparak ne yazık ki hayatını kazanmak zorunda olan Hure'nin, Zehra Hatun'un ne yediğine, ne içtiğine, nasıl geçindiğine, nelere katlandığına, başından neler geçtiğine ilişkin en ufak bir kaygı, bir düşünce, bir ne bileyim dikkate alış yok. Tamamen onun bedeninin yani kendi çocuklarının bedenleri için namahrem olduğu, onları kirlettiği üzerinden tanımlanan bir şeyi var, entite. Bütün belgeler yığını arasında ismi neredeyse bir kere geçiyor. Bunu da vurgulamak lazım. İstersen dilekçede imzası olan kazan ileri gelenlerin ifadelerini genel bir özetleyeyim verdikleri müfettişe. Şimdi bu Mülazım Hayrullah Efendi'nin meşrutiyete karşı dedikodular ve boş laflar üreten biri olduğunun hem Sırrı Bey hem de Divan-ı Harpçe bilindiğinin altını çiziyorlar. Birincisi bu. İkincisi, bütün bunlara rağmen kaymakamın bu durumu görmezden gelip lakayt davrandığını. Kelimeler hakikaten böyle. Yani tamamen siyasi, tamamen bir pozisyon alış ve bir temsiliyet üzerinden kendilerini ifade ediyor bu toplum, iki toplulukta. Daha sonra Hayrullah Efendi'nin bir ifadesi var. O ifadenin Sırrı Bey'in gönderdiği telgrafın, daha yani kendi tahrif ettiği telgrafın mealini destekler nitelikte olduğunu da söylüyorlar. Şimdi ahaliye göre fahişeliği cümle alem tarafından bilinen birisi yüzünden katiyen beynel anasır galeyan olmaz. Yani unsurlar arasında bir çatışma, bir ayrım olmaz. Hal böyleyken Sırrı Bey bunun tam tersini göstermek istiyor. Ve dilekçede imzası olanlar, az önce söylediğim gibi, Abdülhamit döneminde bile Hristiyanlarla iyi geçindiklerini ve şimdiye kadar aralarında herhangi bir olay vuku bulmadığı halde kaymakamın bu şekilde bir söylenti yayarak ve Müslüman cemaati Hristiyanlara karşı galeyana getirerek iki cemaat arasında kötü bir hadisenin çıkması için zemin hazırladığı görüşündeler. Az önce de söyledim, müfettişin diğer önemli sorusu meşruiyeti tehlikeye atacak başka vukuatları var mı diyor. Var diyorlar. Mesela bütçe haricinde herhangi bir memurun para tahsili yapması kanuna aykırı. Bunu yapıyor. Marif namı altında aşar mültezimleriyle orman müteahhitlerinden para almış. Aşar mültezimlerine şöyle diyorlar. Beşer onar lira vermezseniz size müşkülat çıkartırım diyerek mültezimlerden ve kendilerinden belli bir miktar para almış. Yani tamamen aslında keyfi hareket ettiğini belirtiyorlar. Şöyle diyorlar. İstediği kadar alıyor ve hiç kimsenin bu paranın tahsil ve sarfından malumatı yoktur diye geçen ifadeler aslında çok detaylı. Burada ilginç bölümler de var söyleyebileceğim. Ama hani süre kısıtlı olduğundan dolayı atlıyorum. Belki şeye geçebiliriz. Kısa bir değerlendirme yapabiliriz. Bu soruşturmanın sonucunda ne oluyor? Bu soruşturmadan ne sonuç çıkıyor? Harika bir soru. Şimdi ben arşivlerden takip edebildiğim kadarıyla 28 kişinin ifadesini alıyor müfettiş. Evet. Bir haftada yapıyor bunu neredeyse. Tabii son olarak Sırrı Bey'in savunmasını talep ediyor. Sırrı Bey'in savunmasını talep ederken 28 kişiye sorduğu 9 tane soru var. O soruların aynısını kendisine de soruyor. Tabii ki bunlar iddia ediliyor, bunlara ne diyorsun? Şu iddia ediliyor, bunlara ne diyorsun? Belge, arşivlerde şey var. Sırrı Bey'in savunması da leffen takdim edilmiştir. Yani ekte sunulmuştur diyor. O ek yok. Arşivlerde ben o eki bulamadım. Dolayısıyla Sırrı Bey'in, müfettişin kendisine yönelik bu tür ithamlara ve suçlamalara, iddialara verdiği cevapları bilmiyoruz. Ancak daha sonraki hadiselere ve şehirdeki hayatın akışına, olağan akışına baktığımız zaman anladığım kadarıyla bu olaydan 6 ay sonra bile Sırrı Bey hala orada kaymakam. Dolayısıyla baktığımız zaman aklanmış gibi gözüküyor. Ya da tenzili rütbeye uğramamış gibi gözüküyor. Şimdi esas itibariyle bununla ilgili bir takım spekülatif şeylerde bulunabiliriz. Argümanlarda. Şimdi Sırrı Bey'in aklanıp aklanmaması meselesinin ötesinde
İttihat ve Terakki açısından da Sırrı Bey'i oradan almak aslında onların meşrutiyetine zarar veren bir şey haline dönüşebilir. Belki o yüzden Sırrı Bey hala görevinde kalmaya devam etmiştir. Son tahlilde Sırrı Bey'e yönelik bu tür iddialar, yani anayasa karşıtı, gayri meşrutiyetperver bir mutasarrıftan bahsediyor. Böyle bir iddia var. Ne bileyim, halkı galeyana getirmeye çalışan bir mutasarrıf kaymakam portresi çiziliyor. Şimdi İttihat ve Terakki açısından bu aynı zamanda kendi devlet otoritelerine, meşrutiyetlerine de vurulmuş bir darbe, bir zarar gibi okunabilir. Bu anlamda adamın arkasında durmuş olabilirler. Yani bir devlet refleksi, devlet aklı böyle onları buna yönelik bir davranışa itmiş olabilir. Ama hadiselerden anladığımız Sırrı Bey'in görevine devam ettiği ve daha sonra başka bir yere kaymakam olarak atandı hususunda. Dolayısıyla burada varsayabileceğimiz, çünkü o Sırrı Bey'in ifadesine ulaşamadığımız için aslında varsayabileceğimiz iki nokta var. Bir tanesi senin söylediğin, bir işte kol kırılır yen içinde kalır yaklaşımıyla sanki böyle bir refleks, olayın evet, üstünü örtmek. Evet. İkincisi, tabii onun da en az ilki kadar muhtemel, Sırrı Bey'in suçsuz bulunmuş olması, Sırrı Bey'in bu suçlamalardan aklanmış olması gibi. Ya bu hadisenin, yani bu Adapazarı'ndaki bu fuhuş olayı ve etrafında yaşanan gelişmeler, Müslüman ve Hristiyan ahalinin buna gösterdiği tepkiler, aslında bu bize Adana'dakine benzer bir şiddetin imkansızlığına ve bunun tecelli etmeme ihtimalini önemli bir örnek teşkil ediyor. Yani bu anlamda Osmanlılık idealinin bu anlamda gerçekleşme potansiyelinin lokasyona göre farklılık arz ettiğini de akılda tutmamız lazım sanki. Şimdi zaten imparatorluğun değişik vilayetlerinde, sancaklarında ve kazalarındaki toplumsal dinamikler ve ilişki ağları hakikaten çok farklı. Osmanlı bürokratlarının tutum ve idari tasarruflarının da bunda ne derece etkili olduğunu bir Sırrı Bey örneğinden de görüyoruz. Dolayısıyla Adapazarı'nda vuku bulan bu hadise üzerinden bizim geliştirmeye çalıştığımız bu mikro tarihsel yaklaşım diyelim, imparatorluğun toplumsal, siyasal ve devlet düzenine, bunlar arasındaki girif ilişki ağlarına dair bu türden böyle daha analitik ve genel bir takım çıkarımlarda bulunmamıza ve geçmişle ilgili sadece cevabını bildiğimiz değil, yani meşhur tarihçi Carlo Ginzburg'un da önemli dikkat çektiği üzere beklemediğimiz bulguları, sonuçları da içeren yeni ve daha büyük kapsamlı sorular sormamıza olanak sağlıyor bu hadise. Ben o yüzden bu hadisenin üzerinde duruyorum bir tarihçi olarak. Şimdi en başında Adana katliamlarını anlatırken de vurgulamıştım. Şimdi Adapazarı dini ve etnik çeşitliliğin olduğu bir yer. Ve kritik bir dönemde bu hadise gerçekleşiyor. Bu hadisede bir çatışmanın vuku bulmamasının önemli nedenlerinden biri, Sırrı Bey'in adamı bu Mülazım Hayrullah Efendi'yi kullanarak yaymaya çalıştığı bir dedikodu var. Yani rumor dediğimiz şey. Bu Müslüman ve gayrimüslimler nezdinde bu bir şey bulmuyor. Karşılık bulmuyor. Bunu şöyle kavramsallaştırmaya çalışayım istersen Mert. Özellikle yerel ölçekte gerçekleşen bu kitlesel şiddet olaylarında topluluklar arasında gerilimi yükselterek bir korku atmosferi inşa ediyorsun ya. Hani evet, manipülatif dedikodu çıkarmak ve bunu yayarak sürdürülebilir kılmak failler açısından inanılmaz kullanışlı bir araç. Burada dedikoduyu çıkaran ve yayanlar için bunun doğruluğunun tahkik edilmesi tali bir mesele bile değil. Tamam mı? Önemli olan ne? Önemli olan söz konusu tevatürün başka bir etnik veya dini gruba karşı şiddet uygulamayı arzu, yani şiddet uygulanması arzu edilen toplulukları bu şiddete motive etmek, teşvik etmek. Bu işe yarıyor mu? Yerel düzlemde de sivil ve askeri bürokratik elitler ve yerel eşraf tarafından yaratılmaya çalışan bu kolektif panik ve vahşi paranoya dediğimiz şey, havası, bu şiddetin imkanı için hem ideolojik hem de işlevsel bir zemin sağlıyor. Bu çerçeveden bakarsak Sırrı Bey'in Hristiyanların bir İslam kadınının zorla ırzına geçtiği ve bu hadisenin iki cemaat arasında Adana'dakine benzer bir vukuata sebebiyet vereceği gibi gerçek olmayan
bir haberi yaymak istemesinin arkasında Adapazarı'nda bir etnik, dini çatışma iklimi oluşturmak gibi bir gündemi söz konusu. Tamam mı? Ama burada önemli olan hadise şu. Bu etnisiteler ve komüniteler arası çatışmalarda uzman olan, önemli tarihçilerden bir tanesi Donald Horowitz'in dediği şey bu. Diyor ki bu türden eylemlerde tedavüle sokulan dedikodunun her şeyden önce bir alıcısının olması gerekiyor. İşte Mülazım Hayrullah Efendi'nin Sırrı Bey'in teşvikiyle dile getirdiği şunu diyor. Ne duruyorsunuz? Hristiyanlar hamamlara İslam kadınını götürüyorlar. Sizde İslam kanı yok mu? Gavurlar bir İslam kadını alıp şöyle böyle yapıyorlar. Yarın bizim kadınlarımıza dahi öyle yapacaklar şeklindeki galeyanı karşısında tek istedikleri Hure isimli fahişenin kasabalarından uzaklaştırması olan muhataplarından memlekette kanun ve nizam oldu. İlgili birimlerin bu işi takip edeceği ve kim suçluysa hükümetin cezasını vereceği şeklinde adli uygulamanın hukuki sınırlarında kalan bir cevap alıyor. Ve ortaya atılan ve yayılması hedeflenen tevatür Müslüman ve gayrimüslimler nezdinde henüz bir yaygın alıcısının olmadığını gösteriyor. Ama birkaç yıl sonra koşullar bunun tam tersi yönde gerçekleşiyor. Balkan Harbi'ni düşün, Balkan Harbi sonrası ve savaş ve Birinci Dünya Savaşı'nda olan hadiseleri düşün. Adapazarı'ndan da biliyorsun Ermeniler ve Rumlar tehcir ediliyorlar. Tam onu soracaktım çünkü evet. Hadise 1911 yılında gerçekleşiyor ve geç dönem Osmanlı, erken dönem Türkiye tarihi açısından önemli kırılma noktalarından biri sürekli olarak 1912-1913 Balkan Harbi olarak sunulur. Belki böyle bir tarih okuması ya da tarihe bakış çok doğru olmayacaktır ama yani bu hadise aslında 1912-1913'ten sonra yaşanmış olsaydı benzer bir şekilde sonuçlanmayacağı çıkarımına ulaşabilir miyiz? Şöyle ulaşabiliriz. Konteksti düşünmemiz lazım. Biliyorsun burada en azından bir savaş konteksti yok. Yani 1911 Trablusgarp Harbi, o imparatorluğun yani Anadolu'nun dışında gerçekleşen bir hadise. Daha sonra hemen akabinde Balkan Harbi gerçekleşiyor. Zaten Balkan Harpleri vuku bulduğunda İttihat ve Terakki iktidarda değil. Daha sonra bir darbeyle biliyorsun iktidarı tekrar ele geçiriyorlar. Evet. Senin söylediğin şekilde bir hadisenin gerçekleşme potansiyeli en azından daha yüksek. Sebebi savaş konteksinin olması ve total bir savaş, bu topyekün bir savaş. Hem içeride bir topyekün savaş hem de dışarıya karşı total bir savaş. Ve o dönemde zaten Balkan Harbi'nden sonra Hristiyan topluluğun, işte imparatorluğun neredeyse 400 yıl yönettiği Güney Avrupa'daki bütün Güneydoğu Avrupa'daki bütün topraklarını kaybettiğince ve bunu da kendi yönettiğin işte teban olan halklara kaybedince içerideki Hristiyanlar daha da düşmanlaştırılıyor, ötekileştiriliyor. Böyle bir süreç başlıyor zaten. Ve tabii travmatik bir sıkışmışlık hissi yaşanıyor. Evet, bu Anadolu propaganda dediğimiz şey ön plana çıkmaya başlıyor. Özellikle Balkan Harbi ile birlikte. Yani siyasal, toplumsal konteks hakikaten 3 yıl öncesinden çok farklı. O nedenle dedim yani birkaç yıl sonra hadiseler, yani 1911'de alıcısı olmayan o galeyanın, o provokatör, o tevatürün 1913'te neredeyse bir tevatürler, bir dedikodular pazarı marketinden bahsediyoruz. Yani bunun bir endüstrisi oluyor artık yani baktığınız zaman. Çünkü zaten herkesin ayranı kabarmış durumda, deyim yerindeyse. Herkes onu kabullenmeye ve bunun üzerinden iş, marifet görmeye hazır durumda. Balkan Harbi tabii ki kritik bir dönemdir. Özellikle imparatorluğun bünyesindeki Müslüman ve gayrimüslim halkların ilişkileri açısından. Ama ben yine de imparatorluğun bütün satına yayılmış bir kopuştan bahsetmenin çok tarihsel bir değerlendirme olduğu kanaatinde değilim. Bence yine Adapazarı örneğinde olduğu gibi ölçeği daraltıp mikro hale getirip bakmakta fayda var o ilişkileri anlamak açısından. Farklılıkları, yani benzerlikler üzerine çok fazla vurgu yapıldığında farklılıklar biraz göz ardı ediliyor, evet, oluyor. Evet. Yani şöyle, şimdi Adapazarı örneğinde net bir şey var. Biz detaylarına çok giremedik. Bu iki topluluk arasında güçlü bağlar var ve öteden beri gelişen artık yerleşmiş komşuluk ilişkileri var.
ekonomik ve ticari alandaki bu yüz yüze etkileşimler de çok etkili. Sonuçta aynı pazar yerinde yan yana dükkanlarda ya da karşı karşıya dükkanlarda iş yapıyorsun. Ne bileyim, sen bir şey almaya geldin, bende yok ama ben seni Yorgo Efendi'ye gönderiyorum. Ya da başka bir Yahudi tüccara ya da Ermeni tüccara gönderiyorum. Bu yüz yüze etkileşimler, bunlar çok spesifik sosyal ve politik dinamiklerdir. Ve bunlar ada pazarı ölçeğinde Adana ve çevresinde de çevresindeki benzer yerel şiddet eylemlerini engelleyici bir sosyal kapital. Hı hı. Ve müşterek bir sosyal ve siyasal etkileşim alanının varlığını işaret ediyor. Biliyorsun, bu tür hadiselerde tek bir kişinin bile bir cümlesi o şiddetin doğmasına, patlamasına ve aynı zamanda geri çekilmesine yeter de artar bile. Az önce yani bahsettiğim bu türden bir sosyal kapitalin olması, komşuluk ilişkileri, ticari ilişkiler, yüz yüze etkileşimlerden mütevellit, bu türden Adana'dakine benzer bir şiddet eyleminin ve ortamının aslında doğmasına, patlamasına engel teşkil ediyor. Peki burada yine payitahta yakınlık bir etken midir? Bu da önemli bir etken. Payitahta yakınlık şöyle. Şimdi Adapazarı İstanbul'a yakın, doğru. Dolayısıyla orada bir hadise çıktığı zaman yani İstanbul'daki iktidar ya da hükümet neyse daha çabuk müdahale edebilir. Adapazarı tabii şey açısından da önemli. Konsoloslar, yabancı konsoloslar fazla, Avrupa'nın gözü üzerinde. Ve sen de sonuçta yani 1908 devriminden sonra baktığın zaman o devrim Fransızlar, İngilizlerin desteklediği falan bir devrim, en az yani kağıt üstünde. Dolayısıyla toplumsal düzenin ve siyasi istikrarın bozulmaması adına Adana hadiselerinden sonra, bilhassa 30 Mart vakası ve Adana hadiselerinden sonra onun sağlam durduğunu göstermek adına da böyle bir hadisenin çıkması bir siyasi düzenin, bir siyasi iktidarın istediği en son şeylerden biri olabilir. Burada şunun altını çizeyim. Şimdi ben Adana katliamlarında İttihat ve Terakki'nin %100 rolü yoktur diye bir şey ileri sürmüyorum. Ancak şunu söylemeye çalışıyorum. 1911'deki İstanbul'da siyasi atmosfere baktığımız zaman İttihat ve Terakki açısından önemli olan anayasal meşruti düzenin korunması, muhafaza edilmesi ve Adana'daki gibi katliamların, hadiselerin bir daha vuku bulmaması. Çünkü meclisteki önemli destekleyicilerinden bir tanesi İttihat ve Terakki'nin Taşnak Sütun. Bunlar meclisteler ve Taşnak Sütun'la İttihat ve Terakki arasında bir politik uzlaşma var. Hı hı. Adana bu politik uzlaşmaya ve güvene önemli darbe vuran önemli gelişmelerden bir tanesidir. Ve Adana katliamlarından sonra bu hadiselerin soruşturulacağı, komisyon kurulacağı, bu hadiselere karışanların yargılanacağıyla ilgili İttihat ve Terakki Taşnak Sütun'a garanti verir ve ondan sonra siyasi uzlaşma bu iki grup arasında devam eder. Neden böyle bir hadisenin tekrar olmasını istesin bir siyasi yapı? O anlamda Adana katliamları aslında İttihat ve Terakki açısından devrimden ve devrim sonrası gelişmelerden bir sapma, normalden bir sapma, ikinci bir sapmanın olmasını istemiyorlar. Zaten bunu en iyi bilenlerden biri de Sırrı Bey. O yüzden hiç olmasını istemediği bir hadiseyi iktidarın gündemine getirerek dikkatleri bu olay üzerine çekmeye çalışıyor ki kendi diğer illegal faaliyetlerinin üstü kapatılsın, örtülsün. Hadise bundan ibarettir. Adapazarı'ndaki bu fuhuş hadisesi üzerinden bu anlamda aslında şeyi de görmüş oluyoruz. Bu İttihat-ı Anasır dediğimiz, Osmanlılık dediğimiz idealin, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun teşkil eden unsurlar arasındaki adalet, hukuk önünde eşitlik. Bunun biz Adapazarı ölçeğinde yine gerçekleşme ihtimal ve potansiyelinin de olduğunu görüyoruz. En azından buna sahip çıkmaya çalışan bir siyasi irade olduğunu görüyoruz. Hem Müslümanlar hem de gayrimüslim cemaat ve topluluklar açısından. En azından 1912-1913. Çe kadar belki de. Çe kadar, evet. Evet. Ondan sonraki gelişmeler zaten bambaşka olaylara gebe. Peki gene değişik neredeyse tüm siyaset bilimi ve tarih, historiografya, tarih yazımı İç içe geçti. Disiplinlerinin temel kavramlarına değindiğimiz, böyle kitapların sonundaki gibi indeks çıkarılsa vatandaşlık, propaganda, siyaset başlıklarının olduğu, evet, keyifli, söz verdiğimiz gibi dop dolu, evet, bir bölümle başlamış olduk.
İkinci bölümde görüşmek üzere. Herkese teşekkürler.